Kainata gelmeden önce şehadet alemi deniyor. Allah Azze ve Celle yaratılacak bütün varlıkların ruhlarını yaratmış. Ruhlar alemi denilen yerde bir araya getiriyor. Daha sonra hepsine birden huzurunda soruyor. Elestü bir Rabbiküm diyor. Ben senin Rabbiniz değil miyim diye soruyor. Aradan biz ne cevap veriyoruz? Galu bela diyoruz. Evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap veriyoruz. Şunu sormak lazım. Ben böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun Halis? Hayır. Ama böyle bir söz var ortada. Şimdi önce şurada bir anlaşalım. Kur'an'ın içerisinde batıni çok manalar var. Bu manalı perspektifini ele aldığında ben Allah'a söz vermenin keyfiyetini bilmiyorum öncelikle. Şimdi nasıl yani böyle toplandı, sordu biz evet mi dedik, başka bir şekilde mi söz verdik? Ne demek Allah'a söz vermek ne demek? Evdeki hangi makinaya bakarsan bak, fıtratına, neydi fıtrat programı değil mi? Ve o makinalar seninle konuşmayacak halis. O makinaların sana verdiği sözü anlayabilir misin? Tamamında anlarsın. Mesela sizce hayalhanemde bulaşık yıkamak için hangi makina söz vermiştir? Bulaşık makinesi. Peki konuşmasına gerek var mı bu sözü verdiğini anlamam için? Peki benim üretimini bilmeme ihtiyaç var mı? Gene yok. Proje safhasını bilmeme ihtiyaç var mı? Gene yok. Kimin ürettiğini bilmeme ihtiyacım var mı? Bulaşık makinesinin fıtratında bulaşık yıkamak olduğunu anlamam için son safhasına bakmam yeterli usta. Son. Kalübela'daki vazifelerine bakmama, üretime bakmama gerek yok. Yakaladın mı? Şimdi fıtrat dediğimiz kelimeyi şöyle tekrar özetleyeyim. Proje kısmında lambayı aydınlatmaya uygun tasarlamışsa lamba artık burayı aydınlatacağım diye fıtraten söz vermiş demektir. Ben de o lambanın fıtraten verdiği söze inanarak seri üretime geçerim. Doğru mu? Suyun fıtraten verdiği söz nedir o zaman? Nereye gelirsem ıslatacağım ben. Söz. Ateşin fıtraten verdiği söz nedir? Ben nereye gelirsem yakarım. Benim ateşin yaktığını anlamam için hangi safhalardan geldiğini anlamama ihtiyaç var mı? Hayır. Ateşin son safhasına baksam derim ki bunun fıtraten verdiği söz ben yakarım. Aslan pençesine baksan fıtraten hangi sözü verdiğini anlar mısın? Parçalama. İnsana baksan ne için olduğu anlaşılıyor. Benim Allah'a hangi sözü verdiğimi hatırlamam için sadece dönüp fıtratıma ve kabiliyetime bakmam yeterli. Kulaktan, gözden, beyinden verdiğim bir cümleyi hatırlamama gerek yok. Yani ben sözü neyle vermiş oldum? Fıtraten. Projeyi tasarlayan bana o görevi yapabileceğim için o özellikleri koymuş. Ben de bu özellikler varsa arının bal yapması gibi fıtraten ben evet ya Rab talu bela diye söz vermişim demek oluyor. Şu koca kainata muhatap olabilecek insandan başka birini tanıyor musunuz? Bütün muhatap olacak cihazlar bende var mı? Kaş, göz, burun, akıl. Bendeki cihazlara baktığında anlarsın ki fıtraten Allah'a ben bu kainata muhatabım. Kainatı tanıyıp esmayı okuyacağım. Oradan seni tanıyıp sana kulluk edeceğim diye söz verdiğimin tam temel göstergesi oldu. Askerde böyle değil mi? Kalem verilse yaz emri. Kazma verilse kaz emri. İnsana akıl verildi, kalp verildi, sev emri. Ama neyi? Kimi? Diyoruz ya hani ama ben hatırlamıyorum diye. Senin hatırlaman zaten sınava ters bir şey. Ama Allah hatırlatacak kainattaki masnu'a dedince delil bırakmış. Kainat öyle bir kitap ki fen kitabı, tıp kitabı, matematik kitabı, biyoloji kitabı. Neyden yazılmış? Kainat kitabında. Peki böyle bir kitap varsa muhatabı var demek mi? Var. Mesela matematik kitabı var bizim üniversitede okutuyorlardı. Bunun muhatabı var mı? Var. Biyoloji kitabı muhatabı var mı? Var. Siz mühendissiniz. Sizin kitapların muhatabı var mı? Var. Peki kainat kitabı da yazılmış. Ki her kitap bundan yazılmışsa kainat bir kitaptır. Artık bunu kabullenelim. Peki bu kitabın muhatabı var mı? Var. Benim gördüğüm insanlar var. Başka göremiyorsun. Yani senin fıtratındaki cihazat. Ya evet ya ben bu kitabı okumaya uygunum. Cihazatım var. Cihazat varsa ben bunu yapmaya söz vermişim ya. Ocakta yemek pişirme kabiliyeti var mı? Neye söz verdi o zaman? Abi koyun çorbayı ben pişiririm sözü vermiş. Kainat kitabını okuyabilecek tek muhatap benim. Ve ben bunu okuyabiliyorum yani aklımda düşünüp okuyabiliyorsam fıtratımda bu cihazat varsa. Bak aslan da yok bu cihazat. Ceylan da yok bu cihazat. Tavşan da yok bu cihazat. Serçe de yok bu cihazat. Alıyor yiyor gidiyor. Geçmiş ve gelecek zamanı düşünüp tefekkür edemiyor. Ben de bu cihazat var. Demek ki ben fıtraten bu cihazat buraya konduysa ben bunu yapmaya söz vermişim. Halis'e dedim ki ya Halis geçen saat aldık kardeş şuraya bir takı ver dedim ya. Halis dedi ki tamam abi takarız ya ne telaş ediyorsun dedi ya. Dedim tamam kirve git o zaman makineyi getir dedim. Sizce hayalhanemdeki makineler içerisinde hangisi söz vermiştir? Ben delme işini yapacağıma söz veriyorum diye. Matkap. Ütü getirse olur mu? Ya Halis ne yapıyorsun bunun fıtratı bu mu deriz ya? Kainatı okuma işiyle matkabın delme işi arasında ne fark var? Git şu kainatı okuyacak bir cihaz bu. İnsan aynı yani. Bunun özelliği verdiği sözünü gösteriyor. Matkap proje safhasında deleceğine söz vermiş. Tasarımcı öyle tasarlamış ve matkap o sözü vermiş. İş adamı da buna güvenmiş. Evet bu matkap delme işi yapar. Haydi seri üretime diye ondan sonra göndermiş. Ceset giydirmiş matkaba. Böyle olmadı mı matkabın üretimi? Önce proje safhasında cihazatı giydirdi. Bak insanı düşüyor aynı.
Cihazatı giydirdi, giydirdi, giydirdi. Bir gün Halis duvar delerse buna bir söz veren makine olması lazım fıtraten. Bu da matkap. Kafamda oldu mu? Evet. Dönüyor. Tak 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 vuruyor. Darbeli. Tamam. Ben bunu seri üretime geçtim. Ceset giydirdim. Allah Azze ve Celle de kainata bakıyor. Bu kainatta okuma işini yapacak hangi makine var? Bakalım bakalım bakın. İnsan. Tamam buna inandım. Cihazatları koydun mu? Koydum. Ver seri üretime. Ceset libas giydir. Ruhlar aleminden şehadet alemi. Duvara muhatap matkap, kainata muhatap insan. Matkabın fıtratı bu sözü gösteriyor mu? Abi ben deleceğime söz veriyorum. Benim fıtratım. Ya Rab ben sana kulluk edeceğime söz veriyorum gösteriyor mu? Gösteriyor, buna delil cihazatım benim.